görülen kanser tipidir. Özellikle erkeklerde en sık görülen kanser tipidir. Kanserin oluşumu doku içerisinde normal üremekte olan sağlıklı hücrelerin haricinde kanser hücresi kontrolsüz bir şekilde ürer ve bu üremesi çevresindeki dokulara yapıştığı zaman, yaslandığı zaman bize değişik şikayetlerle karşımıza çıkar. İşte nefes darlığı, öksürük, balgamda kanama, balgam çıkarırken kanama, sırt ağrıları, işte kilo kaybı, bunlarla karşımıza çıkar. Akciğer kanseri biraz önce dediğim gibi çok çok sık görülen, özellikle erkeklerde en sık görülen kanser türü diyebiliriz. Peki saydığınız o belirtilerin içerisinde hepsi mi kapsıyor ya da birkaç tanesi oluyor ama erteliyor, geçer diye düşünen sonrasında size gelen danışanınız mutlaka vardı? Kesinlikle. Aslında maalesef akciğer kanserinin sadece %15'ine biz erken dönemde teşhis koymaktayız. Ne zaman bu hastalığa teşhis konuyor? Hasta başka bir şikayetle başka bir branşın doktoruna gittiğinde tesadüfen çekilen bir akciğer grafisiyle birlikte akciğer kanseri teşhisi konuluyor. Yani hasta diyelim ki kardiyak problemleri var, onun için gittiğinde veya hani operasyon için hazırlandığında başka bir sağlık problemi nedeniyle oradan çekilen bir grafiyle bir bakılıyor bir kitle. O kitleyi araştırırken o zaman erken teşhis ettiğimiz hastalar olmakta. Bu oran maalesef %15. Bu oranı daha yukarıya çıkartmak en büyük hedefimiz, en büyük isteğimiz. Onu Peki, söyleyebiliriz. Peki sebepleri diye sorarsak, evet. Çünkü sigara ile ilişkisini de sormadan geçemeyeceğiz. Kesinlikle. Hocam. Sigara ile ilişkisi çok yüksek. Akciğer kanserinin sebeplerini iki bölümde ayırabiliriz. Birincisi, kansere sebep olan faktörlerden en büyüğü sigara. Yani evet. Yaklaşık %85'i akciğer kanserlerin %85'ini sigara oluşturmakta. Sigaranın haricinde diğer bazı kimyasallarla uğraşan, yani sanayide o kimyasallarla uğraşan çalışanlarda, işçilerde görülmektedir. İşte alüminyum, kadmiyum gibi asbest, bunlarla çalışılması akciğerde kansere sebep olmaktadır. Yine hava kirliliği çok önemli bir kansere yol açan bir faktör. Yine bizim ülkemizde çok fazla kullanılmamakta ama işte kömür dumanı yine kış aylarında özellikle mevsim geçişlerinde. İşte ısıtmada kullandığımız bazı kimyasalların oluşturduğu gazlar, dumanlar akciğer kanserine sebep olabilir diyebiliriz. Yine genetik faktörler de var. Genetik faktörler de normal hiçbir şekilde ailesinde akciğer kanseri olmayanla olanlar karşılaştırıldığında bunun 3, 5 hatta onlarca kat daha fazla akciğer kanseri görülme riski sayabiliriz. Burada içmeyen de aslında pasif içiciliği düşünürsek, evet, daha risk altında diyebilir miyiz? Çünkü ben içmiyorum ama arkadaşımın yanında duruyorum. Bağlantısı çok olduğunu düşünmüyorum. Zaten açık hava alanda sohbet ediyoruz diye gelen sorular var. Tabii açık havada olması etkili mi değil mi? Soralım bakalım hocamıza. Hocam sigara içmiyor ama sigara özellikle. Sigara içmeyen bir kişi pasif içicilik. Sigara içen kişiyle yan yana kaldığında o sigara içen kişi 5 tane sigara içtiğinde yanındaki hiç içmeyen kişi sanki bir tane sigara içmiş gibi sigara dumanına maruz kalmaktadır. Yani 5 sigara yanındaki hiç içmeyene göre bir tane sigara içmiş kadar zararı var. O yüzden hani sigara içilen ortamdan da uzak durmak gerekir. Yani ben aslında çok da hani bunlar çok böyle yapılan çalışmalarda sigaranın kullanımı çok fazla olduğu için bununla ilgili hem ürkütücü hem halkın arasında bu bilgileri duymak istememe durumları olabiliyor. Evet, evet. Yani bazı şeyleri yüzleşmekle ilgili, ya içiyorum ama hani sonuçlarını dinlemek de istemiyorum tarzında oluyor. O yüzden hani bu konuda çok fazla bilgilendirme yapma şansımız
Hani biz bilgilendirme yapıyoruz ama duyan kişiler buna karşı kulaklarını kapatmaktadırlar. O yüzden mutlaka hani bilmemiz gerekiyor ve elimizden geldiğince de sigaradan uzak durmamız gerekiyor diyebilirim. Peki o sigara kanser oluşumuna sebep olabilir mi akciğerlerin? Özellikle sormakta. Şöyle söyleyeyim, sigaranın dumanında kimyasal olarak 5000'e yakın kimyasal bulunmaktadır sigaranın, evet, dumanında. Bu 5000'e yakın kimyasalın içerisinde 70 veya daha üzerinde kimyasal direkt kanser yapıcı özelliktedir. Sigara, evet, dumanının içerisindeki kimyasallar kanser yapıcı özelliği vardır. Yine bazen şu şekilde hani sigarayı bırakmak için kullanılan veya hani, evet, sigarayı bırakmak için değil de keyfi kullanılan elektronik sigaralar vardır. Bunların içerisindeki dumanı yok diyebiliriz. Hani çok büyük, evet, zararı yok ama onların da akciğerin dokusundaki genleri bozucu özelliği vardır. Ve maalesef elektronik sigaralarda akciğer kanserine sebep olmaktadır. Yine puro kullanımı, pipo kullanımı da akciğer kanserine sebep olan faktörler arasında söyleyebiliriz. O zaman pasif içiciyim dememek lazım. Oradan biz de zarar görüyoruz deyip kendimizi korumak, uzaklaşmak gerekiyor. Lazım. Evet. Televizyonları yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Hatırlatmamızı yapalım. Değerli hocamız Avrasya Hastaneler Grubu'ndan radyasyon onkoloji uzmanı, uzman doktor Züleyha Kadeş hocamızla birlikteyiz. Bağırsak kanseri ve akciğer kanserini konuşuyoruz. Belirti, teşhis ve tedavisine ilişkin bilgileri almaya devam ediyoruz. Belirtilerde özellikle sizlerden gelen soru başlıkları, televizyonlarını yeni açanlar mutlaka kilo kaybı, öksürme, balgam, ağrı, kemiklerde diye dile getirilen soru başlıklarına doktora gittiniz ama tabii ki tanıdan önce kendimiz tanı koyma durumumuz olmadığını dile getirmek lazım değil mi? İster istemez, evet, de, evet, endişe, kaygı da oluyor. Şimdi hastaneye gidersem kim bilir neler çıkar değil, aynen, efendim. Mutlaka gitmemiz lazım. Hiçbir şikayetimiz olmasa bile en azından yalnızca lütfen düzeltin hocam. 6 ayda ya da 1 yılda bir kontrol amaçlı bedenimizdeki emanet olan tüm iskelet sistemi organlarımızın işleyişi nasıl? Aynaya bakıyoruz, kendimizi çok iyi hissediyor olabiliriz ama vücudumuzdaki organların durumu nedir diye mutlaka bir kan, idrar ve gereken tahliller yapıldıktan sonra belki de tomografi, röntgenle içimizin rahat etmesi ve yeni, kesinlikle, yıla yeni hazırlık değil mi hocam? İyi hissederek, kesinlikle, girmekte, evet, fayda var. Evet. Şimdi akciğer kanserinin belirtilerini sayarsak. Belirtileri aslında herkesin başına gelen ve çok önemsemediğimiz belirtilerdir. Evet. Şunu söyleyebilirim. Birincisi, bir kişide öksürük varsa, bu öksürük 2 haftadan daha uzun sürüyorsa, giderek artıyorsa, şiddeti artıyorsa, işte gülerken veya işte şey yaparken hareketli durumda daha çok şiddeti artıyorsa, mutlaka bir akciğer grafisi çekilmesi şart. Evet. Bu bir. İkincisi, balgamdan kan gelme. Eğer öksürdüğümüzde balgamdan kan gelince yine mutlaka film çektirmemiz gerekir. Üçüncü sebebi belirtisi kilo kaybı. Diyet yapmadığı halde kişi normal kilosunun altına düşüyorsa, normal yemeğini yiyor, diyet de yapmıyor, özel bir diyet yapmadığı halde kilo kaybı yaşıyorsa akciğer kanseri belirtisi olabilir. Yine en dikkat çekecek, yani mutlaka bilinmesi gereken bir belirti şudur ki, kişinin el ve ayak parmaklarında ağrılı ve birden gelişmiş bu yumuşak dokuların büyümesi ve ağrılı olarak büyümesi el ve ayaklarda, çomaklaşma dediğimiz şikayetler, belirtiler ortaya çıkıyorsa akciğer kanserinin belirtisidir. Yine göğüs ağrısı, sırt ağrısı, yemek yerken yutma güçlüğü, öksürük yine söylemiştim. Veya sırt ağrısı, boyun ağrısı, omuz ağrısı gibi şikayetler de sadece fizik tedaviyle tedavi edilebilecek olmayabiliyor bazen. Bu akciğer kanserinin başka bir organa sıçradığını da gösterebiliyor. Onun için
Ağrılarımız olduğunda da mutlaka yine doktora kontrole gidip gözetim altında kalmamız gerekiyor diyebiliriz. Bir de içimizin rahat etmesi lazım, evet, değil mi? Evet. Acaba diyene kadar aslında bir yarım saat, bir saat vakit geçirmek hastanede. Bizler maalesef şöyle yapıyoruz. Çevremizdeki yakınlarımızda sağlıkla ilgisi olmasa, işte konu komşu, işte ben işte sırtım ağrıyor da, öksürüyor da, yani bu tür şikayetleri nane limonu iç de geçsin. Bu tür şikayetleri konuştuğumuz zaman bu şikayetlerin karşımızdaki insan tarafından diyenler, ya bende evet, de var, bende de gelişiyor deyip kendimizi rahatlatıp tedaviden kaçmak yerine hiç kimseye danışmadan bir sağlık merkezine gidip tetkiklerini yapmamız bence daha çok daha hem içimiz rahat eder, hem en azından elimizde bir görüntülerimiz olur. Bir de şikayetlerimiz olmasa da bu görüntüleri yaptırıp, check-up'larımızı yaptırıp bir kenara koyduğumuz zaman ilerleyen zamanlarda şikayetlerimiz ortaya çıktığında, o zaman tetkik yapıldığında geçmişte yapılmışlarla şimdikinin arasında doktorun karşılaştırma yapma imkanı olur. O zaman hekim şunu söyleyebilir, bu daha önce de varmış, çok önemli olmayabilir diyebilir. Hem teşhise yol gösterir. Tabii. O yüzden elimizde mutlaka evraklarımız olmalı. Sağlıklıyken check-up mutlaka yaptırmalıyız ki o bilgiler bizde kalsın. İlerleyen zamanlarda inşallah ihtiyaç olmasın, hiçbirimiz için tabii ihtiyaç olmasın, ama olduğu zaman da hekime yol göstermesi adına bunların yapılması gerekiyor. Hem de zamanı iyi değerlendirmek ve tedaviyi kesinlikle kolaylaştırmak adına çok tabii çok kıymetli zaman dilimleri çünkü. Hızlı bir şekilde teşhis konmasına sebep olur. Diğer türlü daha fazla tetkik istenip bu neydi neydi diye araştırmaların uzamasındansa bizim eski bilgilerimiz olduğunda onu karşılaştırmak çok daha sağlıklı olur kesinlikle hastalarımız için. Peki bu sosyal medyadaki kirli bilgilere ne diyorsunuz hocam? İnanan da çok, inanmayıp arada kalan da çok. Sadece şu an şöyle bir şey var. Şikayetini sosyal medyada, internet üzerinden giriliyor. Benim şu şikayetim var. Onun altında bir sürü bilgiler çıkıyor. Bu bilgiler hastalıkla hiç alakası olmayan bilgiler. Evet. Hiçbir şekilde yani o kişinin hastalığıyla hiç alakası olmayan bilgilerle maalesef içini rahatlatıyor. Veya daha fazla tedirginliğe. Ya da inanmak istediğine inanıyor olabilir, evet, mi hocam? Orada belki 10 tane bilgi vardır ama onların içerisinde dediğiniz gibi bir tanesine inanmak istiyordur. Ha bende bu vardır zaten deyip dışarıya kendisini kapatıyor. Ve sonra gerçekten şikayetleri çok fazla arttığında doktora gittiğinde ya ben keşke bunları yapsaydım ama burada bunu görmüştüm gibi. Şeyde de çok fazla oluyor. Mesela hastaya tedavi veriyoruz. Tedavi için kullandığımız ilaçlar, tedavi modelleri, tedaviyle ilgili olan tedavi yöntemleriyle ilgili hemen onunla ilgili internet üzerinden girilip işte bunun budur, işte bu bana uygun değil, bu bana uygundur diye kafalarına göre tedaviyi kesip tedaviyi ona göre arttırabiliyorlar. Ama bu onların kendisine zarar verir, kişinin kendisine zarar verir. Biz hekim olarak hastaya bu tedaviyi uygulamamız için 6 yılımızı veriyoruz sırf eğitim almak için. Bir de üzerine uzmanlık için de 5 yıl üzerine branşlaşmak için eğitim alıyoruz. Bu kadar bilgiyi yaparken, bir reçete yazarken eğer çok kolay olmuş olsaydı sosyal medyadan üzerinden internetten bakıp hemen ona göre uygun reçetemizi yazardı. Kesinlikle. Çok yanlış şeyler. Ben mutlaka hani bilen birine başvurulması gerektiğini düşünüyorum. Aynı kanaatteyim. Ama kişi de şu olabiliyor. Korktuğu için, endişelendiği için, hastalığın teşhisinden korktuğu için oradan bakıp içini rahatlatmak oluyor. İnanın meslek hayatımda bazen hasta geliyor. Meme dokusu tamamen tümör içerisinde. Yara artmış, akmış, kızarıklı, kokmuş ki kişiyi gördüğümüz zaman gerçekten çok bilinçli bir insan. Yani bunu yapabilecek bir insan değil. Muhtemelen o korkularıyla yüzleşememesi, belki hani endişelenmesiyle, kabullenememe, evet. Yine ya ben işte şuna sordum ama bunu bundan önemli bir şey değil dediler. İşte şunun üzerine şu kremi sürdüm, şunun üzerine yaptım deyip kendisine zarar getirecek şekilde maalesef eziyet. Kendisine de eziyet, evet, oluyor. Acı çekiyor, üzülüyor.
Ama güvendiği bir yere, kendisini iyi hissedebileceğini düşündüğü güvendiği bir yere gidip mutlaka hani doktorunu görüp ona göre tedavisini uygularsa her şey çok daha basit olur. Kesinlikle. Yani o muayene sırasında gördüğüm tablolar inanın o kişinin o kadar çok acı çektiğini gösteriyor ki bunun için biz onların elinden tutmak istiyoruz mutlaka. Olsun olmasın, hastalık olsun olmasın. Bir gelsinler, değerlendirelim, tetkiklerini yaptıralım. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Yani kesinlikle. İşin sonunda ölüm yok ki ya. Yani yapmamız gerekeni biz bir yapalım önce. İzin verin değil mi? İzin verin. Yani. Bir de hocam şimdi sizler hep danışanlarınıza da getiriyorsunuz. Evet. Önce kendi doktorunuz olun. Neden? Vücudunuzdaki alarmı, sinyali dikkate alarak bize söyleyiniz ki biz ona göre evet. sizi branş doktorlarımıza yönlendirelim. Örneğin Züleyha hocamı tanıyorsunuz. Belki Züleyha hocamın branşı değil ama ona belki derdinizi önce anlatıp evet. Züleyha hocam sizi doğru kişiye yönlendirecektir. Aynen. Ama biz... Birisiyle başlamak gerekir. Evet. Mutlaka birisinden başlayıp yola devam etmek gerekir. Ama bu konuda hani gerçekten eğitimli kişilerden destek almak gerekir. Yoksa hani sağlıksız bir şekilde başımızın çaresine bakmaya çalışırsak her şey tersine gidiyor maalesef. Hem yorulacağız, evet, sağlığın içinde olduğunuz için hocam birebir örneklerini kesinlikle, görüyorsunuzdur. Birinci kesinlikle. Aşamadan dördüncü aşamaya kadar. Hem evet. de hasta ya da danışanınız yorulacak ve ister istemez neden neden sorularını sorup ve keyifsiz bir dönemi geçirme zamanınız ister istemez keyfinizi kaçırarak olacak ama evet. toparlanma süreci ve her hastalığın tedavisinin olduğunu unutmayalım. Erken teşhis üzerine basa basa her yayında dile getiriyoruz. Peki hocam akciğer kanserinde risk faktörlerini de konuşmak istiyorum. Özellikle de hanımlarda mı beylerde mi daha çok kanserin görülme sıklığı, tedavi aşamaları nasıl diye gelen sorular var. Hepsini değerli hocamızla sizlerle birlikte öğrenmeye devam edeceğiz. Buyurun hocam. Akciğer kanserindeki risk faktörleri nelerdir? Nelerdir? Bir kişi 55 ila 75 yaş arasındaysa evet hocam. Sigara kullanıyor. 55 ve 75 yaş arasındaysa akciğer kanseri için risk grubundadır. Yine kişi 10 ya da 15 yıl her gün bir paket sigara kullanıyorsa 10-15 yıl arası sigara kullanmışsa bu kişi de akciğer kanseri riski altındadır. Yine kişi sigarayı kullanmış, evet. uzun zaman kullanmış ama sigarayı bırakmış. Bıraktıktan sonraki 15 yıl da bizim için riskli bir dönemdir. O yüzden sigarayı bıraktıktan sonraki bu 15 yıl içerisinde de yine rutin kontrollerimizi, check-up'larımızı yaptırmamız gerekiyor. Yine maalesef 20 yaşın öncesinde sigara kullanan kişilerde akciğer kanser gelişim riski çok daha yüksektir. Yani yaş ne kadar küçülürse sigaraya başlama yaşı, akciğer kanseri gelişim riski o kadar yüksektir. Bir de halk arasında ben işte sigaranın light'ını içiyorum, şunu içiyorum, zararı azdır, çoktur gibi yorumları yapmamak gerekir. O sadece şu farklılığa sebep olur. İşte, ya da içime çekmiyorum. Yani dudak tiryakisi diyenler yani geliyor sigara sonra. Her zaman, sigaranın her türlüsü içildiği zaman sadece tümörün yerleşim yeri değişir. Bazılarında akciğerin periferi dediğimiz dış kısımlarına yakın yerleşir. Evet. Bazılarında bronş dediğimiz soluk borusuna yakın yerlerde gelişir. Bazılarına işte yerleşim yerleri farklı olur sadece. Yoksa o sigaranın ne olursa olsun vücuda mutlaka bir zararlı etkisi var. Biraz önce dediğim gibi içerisindeki sigara dumanında 5000'e yakın kimyasalın yaklaşık 70-80 tanesi kanserojen. Bu çok yüksek bir rakam. O yüzden sigaradan uzak durmak gerekir. Bir de kendin izin veriyorsun vücuduna zararlı değil kesinlikle. Mi hocam kötü alışkanlık? Ama şunu da yapmamak gerekir. Sigara içen insanlarda da ya ben zaten içmişim içeceğim kadar yani bundan sonra olmaz asla dememek evet. lazım. Her geçen gün, her yeni gün yeni bir başlangıç. Gerçekten bunu unutmayalım. Her geçen gün çünkü en azından biz elimizden geleni yapmaya çalışalım. Belki o içtiğimiz dönemde
oluşumu için, yani kanser oluşumu için faktör şeyler zemin oluşmamıştır. O yüzden ne kadar şey yaparsak, sigarayı bırakırsak, başlayan kişi de bırakırsa o kadar faydası olur. Hep kötü örnekler üzerine gitmeyelim. İşte şu kişi de şöyle oluyordu ama akciğer kanseri oldu. Şu şöyle oluyordu ama akciğer. Ya da içmemiş ama olmuş. İşte onun üzerine bu şekilde yorum yapmaktansa herkes, hep her birimizin kendimize saygımız olması lazım. Her birimizin vücudumuza saygımız olması lazım. Elimizden geldiğince geç olmadan bu sigarayla bağlantımızı keskin bir şekilde olmasa bile onunla bağlantımızı koparmamızda fayda var sonuçta. Tedavi aşamasında zaten içenle içmeyen ya da bırakanla bırakmayan tabii arasındaki farkı da görüyorsunuz siz. Kesinlikle. Değil mi hocam? Yani sigara kullanan, ondan sonra akciğer kanseri olan hastalarımızda da tedavi süresince eğer sigara içmeye devam ederlerse, tedavi sonrasında da devam ederlerse başka bir ikinci kanser gelişim riski de devam eder. O yüzden hani ya ben oldu olacağı kadar yani deyip kestirip atmamak gerekir. Kesinlikle. Nefes almak çok önemli. Oksijen. Oksijen, nefes almak önemli. Ağrısız hayat geçirmek önemli. Elimizden geleni yapalım ama hani bunun haricinde şartlar tersine dönerse de yine de elimizden geldiğince vücudumuzu sağlıklı tutmaya çalışmamız gerekir. Kesinlikle, öyle diyebiliriz. Kesinlikle. Peki hocam, akciğer kanserinin kadınlarda mı erkeklerde mi görülme sıklık oranı nedir diye gelen sorular var. Hı-hı. Ve tedavi aşamaları aynı mıdır diye soruyorsunuz. Biz de sizler adına değerli hocamıza sormuş olalım. Bundan yaklaşık 20-25 yıl önce erkeklerde akciğer kanser gelişim oranı sayısı diyelim ki 12 tane erkekte akciğer kanseri görülürken bir kadında görülmekteydi 20-25 yıl öncesinde. Bu yapılan istatistiklere göre söylüyorum. Hani bunlar yapılan istatistiklere göre söylüyorum. Ama şu anda son yıllarda artık 2 tane erkekte akciğer kanseri görülürken 1 tane kadında görülüyor. Yani 12 nerede 1. Yani oran maalesef birbirine makaslar birbirine çakışmış durumda neredeyse. Bilemediğimiz bir faktör var. Çalışmalar aslında onunla ilgili de devam ediyor ama akciğer kanserine sebep olan sigara kadınlardaki akciğer dokusundaki akciğer kanser oluşumunu daha çok arttırıyor. Daha çok genetiğini bozuyor. Daha fazla kanser oluşumuna sebep oluyor. Erkeklerle karşılaştırıldığında sigara içen erkekle kadını karşılaştırdığımızda sigaranın verdiği hasar kadınlarda çok daha yüksek. Neden diye soralım hocam. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çünkü bu kadar 20-25 yılda bu kadar makas birbirine gelmişse tabii. Yani 12'ye 1 oranından 2'ye 1'lere kadar yaklaşıyorsa o zaman da bununla ilgili çok hızlı bir gelişme var. Bir de kanser oluşumu için sigara içtikten sonra en az bir başında da risk faktörlerini derken en az bir 10 yıl içmek, en az bir 20 yıl içmek. Neden? Çünkü o zemin hazırlanması o 10 yılda, 15 yılda hazırlanıyor tabii, tabii. ki kansere dönüşüyor. Ama biz bunları ne kadar kısa sürede tutarsak, ne kadar çok dikkat edersek, sigaradan uzaklaşırsak kanser oluşumu o kadar azalmış olur. Kesinlikle. Onu söyleyebiliriz. Peki hocam, kişinin tabii şikayetlerine göre kişiye özel tedavi olduğunu bütün yayınlarımızda dile getiriyor evet. değerli hocalarım. Ama tabii derecesine, evresine göre oradaki tedavi seçenekleri ve olanakları farklı olduğunu gelen danışanlardan, sorulardan ve gözlemlerimizden bizler de fark ediyoruz. Sizler adına soralım çünkü çoğunluk o yönde sorular. Derecesine göre aynı tanı ama farklı tedavi diye gelen sorular var. Sonrasında nelere dikkat etmem lazım? Her şey yolunda iyi gidiyor. Atlattım çok şükür diyenler var. Ne mutlu çünkü tedaviye cevap vermek çok kıymetli bir şey çok, değil mi hocam? Çok, çok. Orada zaten kocaman bir ailenin içinde evet, kafanıza evet. takılan bütün soruları da bütün hocalarımıza 7-24 sorma hakkına sahipsiniz. Bunu da unutmayınız. Çünkü orada eve gidiyor belki de unutuyor. Evet, evet. İster istemez size ulaşıp tekrar mutlaka sorular soruyorlardır. Kesinlikle. Akciğer kanserinin gelişmesi maalesef biraz önce dediğim gibi çok hızlandı.
Yani hem şeyde kadınlarda hem erkeklerde hızlandı. Yine başında söylediğim gibi erken teşhis edilmesi %15 oranında başka hastalıkların teşhisi sırasında. Tedavi olarak şöyledir, akciğer kanserinin patolojik tipine göre tedavinin şekli değişir. Bazı patolojik tipler vardır, kemoterapiye çok daha fazla duyarlıdır ve kemoterapiye çok iyi cevap verirler. Bazı tümör tipleri vardır, akciğer kanserinin patolojik tipi vardır. Onlarla da eğer cerrahi olarak tümörü tamamen ortadan kaldırırsak, ondan sonra sağlıklı yaşama şansımız çok daha yüksek olmaktadır. O yüzden kişiye özel tedavi dediğimiz tedavi patolojik tipe göre değişiyor. Yine akıllı ilaç kullanımı oluyor. Akıllı kemoterapik ilacı kullanımı. Bu da yine patoloji laboratuvarında özel testlerle yapılan bir yöntemdir. Akciğer kanseri teşhisi konmuş. O teşhis konan patoloji tiplerinin bazılarının akıllı ilaç kullanım imkanı vardır. O tipler tekrar üniversitede, laboratuvarlarda araştırılır. Uygun olduğu zaman belli bir gen mutasyonlarının oluşması gerekiyor. Yani tümöre bağlı akciğer kanserinin oluşturduğu belli bir mutasyonlar vardır. İşte bu mutasyonları ortadan kaldırmak için akıllı ilaçlar kullanılır. Onun için de bu akciğerden çıkarılan tümör dokusu bizim için çok önemli. Onunla ilgili yapılan doğru sonuçlara göre de hastanın tedavisini yapmaktayız. Tedavisinde 3 tane tedavi yöntemi vardır. Cerrahi, akciğer dokusundaki o tümörün tamamen çıkarılması. İkincisi kemoterapi, üçüncüsü radyoterapi. Kemoterapi ve radyoterapi bazı tümör tiplerinde her ikisini birlikte kullanmaktayız. Ama bazen de radyoterapi öncelik olmaktadır. Kemoterapi daha arkaya kalır. Yine hastalık diyelim ki sadece akciğerde sınırlı değil, başka organlara yayılmışsa, özellikle kemik ve beyin dokusuna yayıldığı zaman da hastanın hayat kalitesini artırmak için, hastanın daha fazla normal yaşantısına devam edebilmesi için de palyatif tedavi dediğimiz hastaya hastanın normal yaşantısını devam ettirecek şekilde radyoterapi uygulanmaktadır ki ağrıları düzelsin. Eğer öksürürken kanamaları varsa kanamaları ortadan kalksın. Yine nefes darlığı varsa tümör itmiştir ki nefes darlığı yapıyordur. İşte orasına ışın tedavisi yaptığımızda hastanın nefes darlığı rahatlayabilir. Yine eğer kemiklerine sıçramışsa o kemiklerin arasındaki o sinirleri sıkıştırdığı zaman hastanın felç olma riski olabilir. Onun için bunu zemin hazırlamamak için de o bölgeye ışın tedavisi uygularız ki o tümör küçülsün, sinirler serbestleşsin ki hasta normal olarak hayatını devam ettirsin. Yürüsün, kesinlikle, yemeğini yesin, tuvalete gitsin, beslensin. Bunları yapabilmesi için de radyoterapiyi kullanmaktayız hastalara. Tabii beklediğiniz, gözlemlediğiniz geçiş dönemleri tabii ama hasta etkilendiği için ister istemez keyfi o dönem tatsızlaşabilir. Burada çok. Tabii ailenin, sizlerin, etrafındaki insanların motivasyonu ve birlik beraberliği çok çok kıymetli. Orada... Bir kere hastaya ve hasta yakınlarına daha önce akciğer kanseri görmüş veya daha kanser tedavisi görülmüş kişilerle fikir alışverişi yapmamasını istiyorum. Çünkü bu daha tedaviye başlamadan önce hastanın moralini bozuyor. O zaten öyleydi, bende de böyle olacak, şunda da böyle olacak diye karşılaştırmamak için bu bilgileri herkesle, yani ehil sahibi olmayan kişilerle bu bilgileri paylaşmamak gerekir. Gerçekten bu işi bilen, size faydası olduğunu düşüneceğimiz sağlık çalışanlarıyla bunları paylaşmamız gerekiyor. Bu şart bir. İkincisi, hastalık teşhisi konduğunda bazen hasta daha hiçbir şekilde doktora gitmemiş oluyor. Yani daha bir ilaç bile yazdırmamış oluyor. Normal hayat seyrinde o kişi normal işine gidiyor, normal hayatını devam ettiriyor. Birden bu teşhisin konması, birden bu hayatı yani bu tedaviye sürecine girmesi biraz zorluk çıkarabilir. Onun için
endişelenmesinler. Tedavinin başından sonuna kadar biz onlarla birlikteyiz zaten. Harika. Bu süreç sonuçta zor bir süreç. Hani bu tedavi sırasında bulantılar olabiliyor, kusmalar olabiliyor, halsizlik olabiliyor. Enfeksiyona açık bir durumda oldukları için hastalar şey yapıyorlar, gripli olan kişilerden uzak durmaları gerekiyor. Rahatsız olan kişilerden, enfeksiyon riski olan kişilerden uzak durması gerekiyor. Bu dönem biraz sıkıntılı. Bu dönemi atlattıktan sonra bizim için en önemlisi sonraki 2 yıldır. 2 yılda kendi vücuduna zarar verecek etkenlerden uzak duracak. Sigaradan uzak duracak, beslenme alışkanlıklarını artık değiştirecek. Yani çok fazla mevsiminde sebze ve meyve yemesini öneriyoruz artık. Yani yazın yazlık, kışın kışlık sebze ve meyveleri. Evde mayalanmış yoğurt tüketmelerini istiyoruz. Bol sıvı almalarını istiyoruz. Yine meyve tüketimi ona göre düzenli bir şekilde porsiyonlarla yemesi gerekiyor. Ama çok fazla şekerli yiyeceklerden uzak durmasını istiyoruz. Bunun sebebi, yani ben tamamen şekersiz bir hayat demiyorum. Çünkü o kişinin vücudunun hareket etmesi için enerjiye ihtiyacı var. O enerjiyi de tabii ki besinlerle alıyor. Onu sınırlarını belirleyerek, hekimine danışarak düzenli bir şekilde diyetine dikkat etmesi gerekiyor. Bu süreci atlattıktan sonra her şey yoluna girer zaten. Kesinlikle. Orada birlikte, işbirliği içinde olursak hastaya, zaten işler yoluna girer diyebiliyorum. Kesinlikle hocam. Emeklerinize sağlık. Hatırlatmamızı yapalım. Son 10 dakikanın içerisindeyiz. Avrasya Hastaneler Grubu'ndan radyasyon onkoloji uzmanı, uzman doktor Züleyha Kadehçi hocamızla birlikteyiz. Akciğer kanserini konuşuyoruz. Bağırsak kanserine ilişkin çok fazlasıyla soru başlıklarınız var. Son 10 dakikaya sığdırsak zaten süre yetmeyecek ama hocam yarım kalmaması adına akciğer kanseri tedavisinde radyoterapinin yeri ve önemi çok önemli, kıymetli. Kesinlikle. Geçmişten bugüne gelişmeleri sizler gözlemliyorsunuz. Bu rahatsızlığı yaşayanlar öncesi böyleydi, şimdi böyle teknoloji gelişmiş diye birbirleriyle konuşurken kulak misafir ister istemez oluyoruz. Sizden doğru bilgiler anlamında gelişmeler nelerdir diye sorarsak. Ben bir radyasyon onkoloğu olarak radyoterapide cihazları kullanmaktayız. Yani kanser tedavisinde radyoterapi cihazlarını kullanmaktayız. Evet. Bu radyoterapi cihazları yıllarca çok hızlı bir şekilde teknolojinin ilerlemesiyle cihazlarda çok hızlı bir şekilde gelişti. Ve yaptığımız tedaviler de daha fazla yüz güldürücü oldu. Geçmişteki tedavilerle şimdiki tedavileri karşılaştırırsak gerçekten yüz güldürücü tedaviler oldu. Nasıl? Daha önce akciğer kanserini tedavi ettiğimiz hastalarda akciğer dokusunun yanında, çok yakınında kalp dokusu olduğu için yemek borusu, soluk borusu, arkadan geçen zincir kemikleri dediğimiz halk arasında vertebral sinirler geçtiği için onları korumamız gerekmekteydi. Ama bunları korurken akciğer dokusunun içerisinde oluşan tümörü tamamen öldürmek için vermemiz gereken dozu maalesef verememekteydik. Yani onu verirsek kalbe zararımız olur. Onu yine verirsek yemek borusuna zararımız olur. O yüzden bizim elimizi kolumuzu bağlıyordu. Ama şimdi yeni teknolojiyle yaptığımız tedavilerde hastanın tümörüne en yüksek dozu verirken, diyelim ki 70 gray. Bizim radyoterapi ölçüm birimi. Onu verirken çevresindeki kalbe en düşük dozu verip, çevresindeki yemek borusu, soluk borusu, işte kemiklere, onlara daha az dozlar verip tümörün tamamen ortadan kalkması, öldürülmesi ve çevresindeki organların daha sağlıklı olmasına, normal hayatını devam ettirecek şekilde sağlıklı kalmasını sağlamaktayız. Yine hastaya diyelim ki akciğer dokusuna, tümörüne ışın tedavisi uyguladık. Evet. Ama tedavi sonrasında zaman geçti, 1 yıl geçti veya 2 yıl geçti. Kontrolleri sırasında aynı bölgede veya yakın bölgede tekrar bir tümörel oluşum gelişti. Biz şimdiki teknolojiyle artık o yeni gelişen ikinci tümörlere de tekrar ışın dozu verme hakkına sahip oluyoruz. Çünkü yine çevreyi koruyup tümöre fazla doz verdiğimiz için başarı şansımız biraz önce dediğim gibi çok daha yüksek olmakta.
Yine hastanın diyelim ki beyin dokusunda, beynin arka tarafında işte işitme sinirlerine yakın bölgede bir tümör oluştu. Veyahut da işte gözün görme sinirlerine çok yakın bir yerde tümör oluştu ve başka bir yerinde bir sıkıntısı yok. Veya işte bu hastalıkla ilgili diyelim ki bu akciğere giden lenf notları dediğimiz bezelerin bulunduğu yer tükürük bezlerine çok yakınsa, evet, ses tellerine yakınsa, yine bu teknolojiyle o bölgeleri, tükürük bezlerini koruyup tümörü ışınlamak, ses tellerini koruyup tümörü ışınlamak, işte gözü koruyup arkadaki tümörü ışınlamak, kulağı koruyup arkadaki tümörü ışınlama şansına sahip olmaktayız. Bunlar da tabii ki sonuçlar çok daha güzel olmakta. Artık 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl hastaların kontrollerini yapıyoruz. Hastalar telefonlar ediyor, işte mutlu olduklarını, sağlıklı olduklarını söylüyorlar. İsmini hatırladığım, hatırlamadığım birçok hastamız var. Binlerce danışanımız, evet, arasında. O yüzden tabii. Sakın umutsuz olmayalım. Evrenin hangi evrede olursak olalım, birinci evrede olur, dördüncü evrede, hiç önemli değil. Belli şeylere uyduğumuz takdirde, tedavilere uyduğumuz takdirde sonuçların, ben inanıyorum ki, kişi kendisi de eğer inanırsa çok daha başarılı olduğumuza inanıyorum. Yeter ki biz onlarla, hastalarla el ele verelim, yolumuza devam edelim. Aksilik olmaz mı? Aksilikler olabilir tabii ki. Ama aksiliklerin de neresinden, işin ucundan tutarsak o kadar fayda olur diye düşünüyorum. Kimse kârdır değil mi? Evet. Çünkü evet, sağlık en büyük zenginliğimiz. Kesinlikle. Kapanışa gideceğim hocam ama izleyicilerimiz merak ediyor. Bağırsak kanserinin en azından, hı-hı, belirtileri nedir? Nelere dikkat almamız gerekiyor? Sonraki yayında da daha detaylı konuşmamız için de konu başlığımızı belirlemiş oluruz seyircilerimizle birlikte. Bağırsak kanserinin en çarpıcı belirtisi erkeklerde, eğer kan sayımında, hemogramda düşme olursa, erkeklerde kansızlık görülürse mutlaka bağırsak kanseri yönünden alarma geçmesi gerekiyor. Bir, bağırsakta tuvalet alışkanlığı değişmişse, eğer hani iki günde veya günde bir gayta çıkışı olan kişilerde bu süre uzamışsa veya kısalmışsa mutlaka bağırsak kanseri yönünden kendisini tetkik ettirmesi gerekiyor. Yine karın ağrıları, mide, bağırsak içerisine mideyi de yapabiliriz. Katabiliriz. Evet. Kişi tokken açlık ağrısı değil de tokken ağrı hissediyorsa, tokken yemek yedi ondan sonra tokluk hissi varsa mide kanseri riski olma ihtimali vardır. Gözden kaçırmamak gerekir. Sırt ağrısı oluyorsa, İşte gaytasında renk değişiklikleri oluyorsa, ilaç kullanımıyla değil de hani belki kullandığı ilaçların da gaytanın rengini etkisi değiştirici olabilir, özelliği olabilir ama renk değişikliği oluyorsa, şekil değişikliği olursa, dışkılama zamanında değişiklik oluyorsa ve özellikle erkeklerde kan değerlerinde, hemogramda düşme oluyorsa mutlaka bağırsak kanseri yönünden araştırılması gerekiyor. Kadınlarda niye demiyorum? Kadınlarda jinekolojik rahatsızlıklardan dolayı veya jinekolojik sikluslardan dolayı zaman zaman kan değerlerinde düşme olabilir. Hemogramda düşme olabilir. O kadın doğum kontrolüyle birlikte zaten yolu çizilir. İlla ki hani kadınlarda da olmayacak demiyorum ama özellikle erkeklerin altını çizmek istiyorum bu şekilde. Tedbir elden bırakmamak lazım. Kesinlikle. Yine kesinlikle. Burada erken teşhis ve önlem. Çünkü hemoglobin dediniz değil, evet, mi hocam? Evet. Bir kan testi. En azından, evet, bir aile hekimine gitmesinde mutlaka. Çok kendi adına faydalı bir iş yapmış kesinlikle olacaktır. Kesinlikle faydalı olur. Kesinlikle kaçmamak hocam. Gerekir. Emeklerinize sağlık. İyi ki varsınız. En yakın zamanda yeniden görüşmek dileğiyle hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Oldu. Değerli hocamızla kapanışa gidiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olacağız. Allah'a ısmarladık. Ay hocam bitti ya. Ya bakıyorum inanamadım saatte. Saat bitti. Ben dedim ki şey dedi, 15 dakika mı vallahi geçti dedim. Vallahi billahi ya. Anam.